Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Halil. Bugün başım o kadar ağrıdı ki arkadaşlar, anlatamam size. Bir tane PlayStation 4 kontrolörüm zaten bozuk. FIFA oynayamıyorum artık bu kolla. First person shooter oyunlarını oynuyorum ama FIFA oynayamıyorum. Durmadan kol aşağı doğru çekiyor maalesef. Belki açıp da temizlersem olur. Sanki yani çok başım ağrıdı bugün. Canlı yayında da biliyorsunuz, YouTube Gaming'de canlı yayın yapıyorum ve Twitch'te. Maalesef şey yapamıyoruz ama first person shoot oldu mu mesela Call of Duty gibi, yine iyi kötü oynanıyor. Çok kötü değil aslında. O yüzden atmak istemiyorum. Bir de açıp da temizlemek istiyorum. Şimdi diğer sorun da bu controller. Benim bu diğer normal çalışan controller. Kol yani. Bir synchronize edemedim. Ya connect edemedim. Bağlayamadım yani PlayStation 4'e. Durmadan beyaz ışık çıktı şuradan. Şu an fix ettim arkadaşlar. Size fixini de anlatacağım. Düzelttim. Oldu. Nihayet oldu. Şimdi yine FIFA'ya devam edebileceğim. Beyaz ışık yanıyordu. Durmadan beyaz ışık. USB ile takıyordum. Yine beyaz ışık. Arada bir böyle turuncu ışık çıkıyordu şuradan. Sizinle de paylaşmak istedim. Biliyorum böyle inanılmaz, insan baş ağrıyor. Saatlerdir bununla uğraşıyorum. Hatta gittim şuradan yeni kol alacaktım. Geç kaldım, saat geç oldu diye. Her yer kapanmış. Maalesef alamadım. Ama iyi oldu aslında almamam. Çünkü fix ettim arkadaşlar. Eve geldim, kafaya taktım. Ben zaten saatlerce başında uğraşıp fix ediyorum arkadaşlar. Şimdi çözüme gelelim arkadaşlar. PlayStation 4'ün kolun, PlayStation 4 kolun farklı farklı şeyleri var. Mesela belki görmemişsinizdir ama L2 buton altında, tam şurada görüyor musunuz bilmiyorum ama tam şurada ufak bir delik var arkadaşlar. Önce bir bence onu deneyin. Bir 10 saniye mesela alın bir ince bir şey, fark etmez iğne olabilir, şey olabilir. Ona basın bir 10 saniye, önce bir onu deneyin. Onu denedim, o olmadı. USB'yi taktım, olmadı. Şimdi benim yaptığım arkadaşlar, girdim biraz araştırdım. Sizin yapacağınız, onu da aslında kendim buldum. Çünkü şansın oldu biraz tabii ki. En sağa doğru gidiyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra ayarlara giriyorsunuz. Ayarlara girdikten sonra, bak şu an bunu kullanıyorum. Oluyor, kesinlikle oluyor. Buradan da giriyorsunuz. Cihazlara giriyorsunuz arkadaşlar. Cihazlara girdikten sonra Bluetooth cihazları. Ben önce aslında USB slotlarım bozuk zannettim. Ama benim PlayStation 4 için Gold headsetim var. Onu Bluetooth ile bağladım arkadaşlar. Şeyi takarak, mesela şöyle söyleyeyim. Kendi Bluetooth headsetin kendi Bluetooth'u geliyor. Bunu USB'ye takıyorsunuz arkadaşlar. Onunla bağlandı. Hatta bir tane Call of Duty videosu yaptım arkadaşlar bundan. Çok da iyi oynadım nedense o maç. Sinirden mi oldu anlamadım. Demek ki USB port oluyor arkadaşlar. Bazı yerlerde USB port belki çalışmıyor diyorlar. Onun hardware sorunu var diyorlar. Kesinlikle bende o sorun yoktu arkadaşlar. O yüzden buradan giriyorsunuz, dediğim gibi. Bluetooth cihazlara giriyorsunuz. Burada mesela bende böyle gösteriyordu arkadaşlar. Ondan sonra girdim. Buradan girdim mesela, sil dedim. İkisini de sildim. Bir tanesine basıyorum, açılıyor. Diğerine basıyorum, durmadan beyaz ışık yanıyor. Şimdi bunun çözümünü ne biliyor musunuz arkadaşlar? Dikkatle izleyin. PlayStation butonuna basıp da share butonu var ya, İkisini bir tutup bir 10 saniye boyunca tutarsanız hepsini silin siz. Burada olanları ikisini silin. PlayStation butonu basıp ve share butonu basarsanız, aha PlayStation dedik, şey çıktı. Ne yapayım PlayStation ya? Oğlum manyak mısın PlayStation? Ha şimdi bir de konuşuyor. Neyse, benim konuştuğum şey alıyor. Beni dinliyor. İyi PlayStation, aferin 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 koçum benim. Ha tamam. Şimdi buna bastınız mı arkadaşlar? Bu ve bu 10 saniye boyunca tutun. Ondan sonra DualShock diye gösterecek alt kısımda. DualShock diye gösterecek. Onun üzerine giderseniz, iki tane kontrolünüz lazım yalnız. Ben mesela bununla yaptım. Onun üzerine gittim. Ondan sonra bunu pair dedim. Üzerine bastım. Mesela şu üstteki gördüğünüz nokta gözükmüyordu. Onun üzerine bastım. Orada böyle
bağlanmaya çalışıyor kolla. O ara bir daha basın arkadaşlar. O bağlanmaya çalışırken bu iki tuşa bir kez daha basılı tutun. PlayStation butonuna ve yine geldi manyak PlayStation ya. Manyak mısın oğlum sen PlayStation? Ve şu butona ve share butona basıyorsun. Neşem şu an çok yerinde arkadaşlar çünkü fix ettim. Öyle tutuyorsunuz, ondan sonra pair ediyor. Pair ettikten sonra yine diğer kontrolleri kullanıyorsunuz. Evet pair diyorsunuz, yes diyorsunuz. Ondan sonra bu kontrolleri de çalışmaya başlıyor arkadaşlar. Benim için çözümü buydu anasını satayım. Çok da sinirlerim oynadı yani. Bütün günümü buna harcadım. YouTube videosu yapacaktım. YouTube kanalıma da abone olmak isterseniz süper olur. Videoya da like atarsanız harika olur arkadaşlar. İnşallah size yardımcı olmuşumdur. Yorumlara da yazabilirsiniz. Oradan ben size cevap veririm. Yani olayı çözeriz. Biliyorum bazen böyle şeyler oluyor. Bana iki tane kontroller ihtiyaçlı çünkü. Yani iki tane olması lazım. Dediğim gibi. İkisini siliyorsunuz, bu mesela oluyor. Ondan sonra bunu yine bağlıyorsunuz. Ondan sonra buna da bağlı olmasa bile bu iki tuşa basıp da tutuyorsunuz. Olan kontrolleri aşağı doğru onun üzerine geliyorsunuz burada. Ondan sonra buradan da o bağlanmaya çalışırken yine bu iki tuşa basıyorsunuz arkadaşlar. Bağlanmaya çalışırken yine bu iki tuşa basıyorsunuz. Çok önemli. Basılı tutuyorsunuz. Önce bir 10 saniye basılı tutuyorsunuz. O buradan gözükecek. Şu yeşil noktanın altına görüyor musunuz? O nokta yeşil değil şu an ama öyle gözükecek. Hatta o şey nokta böyle nokta olan yer bile olmayacak. Ama bununla girip de bağlanmaya çalıştınız mı arkadaşınızdan falan almanız lazım artık şeyi kolu. Genelde kolun şeyi bir sorun oluyor. Ondan sonra bağlanmaya çalışırken o üzerine gitti bunlara basıp ondan sonra pair evet diyor bağlan diyor bunu kullanıyorsunuz yine öyle oluyor anasını satayım. Vallahi çok sinir oldum. Bugün başım ağrıdı. 3 tane video yapacaktım, YouTube videosu. Bir tane bile yapamadım. Saat oldu akşam 8. Saat oldu akşam 8. Ben daha video yapacağım arkadaşlar şimdi. Maalesef biraz böyle zamanımızı harcadı. Ama umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Like, abone ve yorum süper olur. Bu sadece genelde bu olayı fix etmek için, sizin de başınız ağrımasın diye sizin için böyle bir video yaptım arkadaşlar. Bu büyük ihtimalle böyle abone olmayan insanlara daha çok şey olacak. Çünkü yani böyle problem yaşadınız mı? Kesin kesin böyle videolara bakıyorsunuz. Ben de bir sürü videoları izledim. Bir türlü çözümü bulamadım. Ben de dedim bir tane atayım arkadaşlar için. Yoruma da yazarsınız arkadaşlar. Belki de oradan buradan böyle yazışıp olayı çözeriz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, teşekkürler izlediğiniz için. Umarım yardımcı olmuşumdur. Haydi size bay bay.